Bistek yarından itibaren hem tek zamanlı hem de üç zamanlı tarifelere yaklaşık %31 artış yaptığını açıkladı. Gazi Monza Türk Marif Koleji öğrencileri Kıbrıs Postası'na ilgili fotoğrafları ulaştırarak balkondaki demir korkulukların altında bulunan beton parçalarının düşmeye devam ettiğini ihbar etti. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem, bina güvenliği olmayan okullar için konteyner sınıfların çözüm olarak görüldüğünü belirterek depreme dayanıksız okullarda tek bir çivi bile çakılmadı dedi. Maliye Bakanı Özdemir Berova, 2024 mali yılı merkezi devlet bütçesini 78 milyar 712 milyon Türk lirası olarak açıkladı. Rum Eğitim Bakanlığı öğrencilerin ve öğretmenlerin katılımı sonucu gerçekleştirdiği anketle okullarda zorbalık olaylarını mercek altına aldı. Söz konusu araştırma Güney Kıbrıs'taki okullarda her 4 öğrenciden birinin okulda veya sosyal medyada zorbalık gördüğünü ortaya koydu.